Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine faydalı bir videoyla telefonumuzda karşılaştığımız sorunlarla ilgili yine yeni bir konuyla birlikteyiz. Bugün sizlere bu videomda internetten bir program, uygulama, dosya indirmek istiyoruz. Fakat indiremiyoruz, telefonumuza yükleyemiyoruz. Böyle bir hatayla karşılaştığımızda arkadaşlar yapmamız gerekenleri şimdi sizlere uygulamalı olarak anlatacağım. Öncelikle böyle bir sorunla karşılaştığınızda arkadaşlar telefonumuzun hafızasını önce bir kontrol edelim. Hafıza dolu olursa indiremeyebiliyoruz, yükleyemeyebiliyoruz. Bunu öncelikle kontrol edelim ve telefonumuza indirmek istediğimiz uygulama veya program dosya arızalı olabiliyor arkadaşlar. Yine güvenilir bir siteden bunu başka bir siteden indirmeye çalışalım. Eğer yine inmiyorsa işte arkadaşlar bunun en önemli iki tane nedeni var. İşte bu nedenlerden şimdi sizlere bahsedeceğim. Bu iki sorunu çözerekten indirme işlemini büyük oranda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle ayarlar uygulamasına giriyoruz. Burada kilit ekranı ve güvenlik bölümü var arkadaşlar. Açılan ayarlar sayfasında görüyorsunuz bunu. Buraya tıklayarak giriş yapıyoruz. Burada kilit ekranı ve güvenlik sayfasında değişik bölümler var. Burada aşağı doğru iniyoruz ve burada bilinmeyen kaynaklar diye bir kısım var. Şunu da belirteyim, benim telefonum Android 7. Tabi bu telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Farklı yerlerde olabilir. Buna bakarsınız arkadaşlar. Ama Android 7'de Samsung telefonda bilinmeyen kaynaklar, kilit ekranı ve güvenlikte bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar açıklama kısmı var. Kısaca ben de okuyayım, siz de okuyun. Play Store veya Galaxy App'si dışındaki kaynaklardan uygulama yüklemesine izin verin. Yani bunu açmadığımız sürece bu telefonumuz, bu uygulama, program bunların indirilmesine, yüklenmesine izin vermeyebiliyor arkadaşlar. O yüzden bunu açmamız gerekiyor. Açtığımız anda Play Store dışındaki yani internet sitelerinden uygulamaları, programları, oyunları indirebiliyoruz arkadaşlar. Buraya basarak burada zaten bir uyarı yazısı çıkıyor. Tabii ki zararlı olabilir şeklinde detayları var, okuyabilirsiniz. Ama güvenilir bir yerden indirip eğer telefonunuzda virüs programı varsa onunla da taratırsınız arkadaşlar. Bu şekilde indirirsiniz. Tamam diyoruz buraya. Tamam dedik ve açıldı. Yani bunu açtıktan sonra uygulamamız yüklenebiliyor. Programımız, dosyamız indirilebiliyor arkadaşlar. Birinci nedeni bu arkadaşlar. Burayı açacağız. Açmazsak indiremiyoruz. Dediğim gibi ben şu an için yani indirmediğiniz dönemlerde de kapalı tutabilirsiniz. Onu da belirteyim. Birinci nedeni bu. En önemli nedenlerden biri bu arkadaşlar. APK dosyasının indirilmemesinin sebebi. APK dosyası merak ediyor olabilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. APK nedir diye. Android platformunda kullanılan dosyalar arkadaşlar bunlar. Yani Google haricindeki Android sistemine uygun Android platformunda bulunan Android cihazlarda kullanılan programlar anlamına geliyor. Bunu da sizlere açıkladıktan sonra gelelim ikinci nedenine arkadaşlar. Buradan çıkış yapıyoruz ve Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Play Store'da profilimiz var sağ üst kısımda. Buraya tıklıyoruz. Ve karşımıza açılan sayfamızda Play Protect diye bir kısım var arkadaşlar. Oraya basıyoruz. Bak karşımıza gördüğünüz gibi zararlı uygulama bulunamadı diye yazıyor arkadaşlar. Bu Play Protect, Play Store'dan indirdiğimiz uygulamaları tarıyor. Zararlı bir durum olursa bunları durduruyor.
Yani bir nevi güvenlik programı arkadaşlar. İşte bu program dışarıdan yüklediğimiz, internetten diğer platformlardan yüklediğimiz uygulamaları da tarıyor. Onları da kontrol ediyor. Onların da eğer bir şüphe uyandıracak bir durum, bir zararlı bir durum varsa onları da durdurabiliyor. Onların da indirilmesini engelleyebiliyor arkadaşlar. O yüzden biz bu Play Protect'i kapatmamız gerekiyor arkadaşlar, indirmemiz için. İşte bu uygulamayı kapatmadığımız sürece burada sağ üst köşe üstte köşede çark işareti var, görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. Burada açıklamalar var, biraz önce bahsettiğim. Uygulamaları Play Protect ile tara diyor. Tarayıp zararlı uygulamalar hakkında sizi uyarabilir. Zararlı uygulama tespiti iyileştirir. Daha iyi tespit edilmesi için bilinmeyen uygulamaları Google'a gönderir diyor. Yani bu zararlı bir uygulamayı durdurabiliyor, engelleyebiliyor. Arkadaşlar bunu eğer diğer platformdan, internetten program, uygulama, oyun, dosya indirmek istiyorsak bunları kapatıyoruz. Kapattığımızda rahatlıkla, daha rahat bir şekilde bunun indireceğimiz uygulamaya herhangi bir müdahalesi olmuyor. O yüzden bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Açmak istersek de tekrar aç kısmı vardı ortada, gördüğünüz gibi. Bunu tekrar aktif hale getiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi internetten, Google'dan APK dosyası, uygulaması, oyunu indiremediğimizde bu söylediklerimi yaparsanız işe yarayacaktır. Umarım böyle bir sorunla karşılaştınız. Bunları yaparak bunlardan kurtulacaksınız. Bu videom sizlere faydalı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar, kanalımızı beğenip, videoyu beğenip bizlere destek olun. YouTube'un güzel özellikleri var. Süper teşekkür. Kanalımıza üye olun, katılın. Bunlar bizi destekliyor, bize katkıda bulunuyor arkadaşlar. Bunlar bizim daha iyi videolar yapmamızı sağlayacak. O yüzden arkadaşlar, bunlara da yaparsanız, sizin için küçük meblağlar, bizim için önemli arkadaşlar. Diğer faydalı, güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalım olan Bilgi ve Eğlence Zamanında kalın, hoşça kalın.